Bir arkadaşınız yanınıza geldi. Ellerin yetişmediği bir derdi var. Ne demek o? Sebepler sükut etmiş. Yani şöyle diyebilir misin? Şu sebebi al buraya koy. Diyemezsin. Ben yardım edeyim bunu böyle yapayım. Diyemezsin. Böyle derdi olan bir insana yani sebeplerin hükmü ortadan kalkmış. Nasıl nasihat edebilirsin? Tek edebileceğin nasihat tevekkül et. Allah'a dayan. Tesir ediyor mu bu cümleyi söylediğinde karşı tarafta? Tesir etmiyor değil mi? Neden biliyor musun? Bakın. Çok yazık bir durum. Biz insanlara tevekkül dersi vermeye çalışırken Allah'a dayan dediğimiz Allah onlar için tam inanmadıkları, varlığına kanaat getirmedikleri, böyle olunca da teslim olamayacakları ve ondan teselli bulamayacakları bir Allah'a dayan diyoruz. Problemler de anladınız mı? Yani kişinin nasihat olarak söylediği cümlede bir beis yok. Ayet de onu söylüyor değil mi? Hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Ayet söylüyor bunu. Ama muhatap da mâkes bulmuyor. Yani şimdi bir dertli gelse tevekkül et dostum dediğinde kaçınız geri dönüt alabiliyorsunuz? Bu cümleyi söylemeden önce belki saatlerce altyapısını hazırlaman gerekiyor. Neden tesir alamıyoruz? Çünkü içinde dayanıp teselli bulacağı Allah Azze ve Celle'nin varlığı tam kanaat etmemiş. Her şeyin dizgininin Allah'ın elinde olduğunu bilmiyor. Böyle olunca ne oluyor biliyor musun? Sebeplerden korkuyor ama Allah'tan korkmuyor. Tam iman dediğimiz mesele değil mi bak? Bu yüzden de tevekkül et lafı ne oluyor? Mâkes bulmuyor. Tevekkül et ya sebepler Allah'ın elindedir diyorsun. Sebeplerden korktuğu kadar Allah'tan korkmuyor. Siz bir sultanın huzurunda sultanın vereceği cezadan değil de bir askerinden korksanız o sultan sizi ne yapar? Hadsiz. Benim huzurumda bir askerden nasıl korkarsın der değil mi? Sizi de zelil eder. Allah Allah. Şimdi bir insan kendisini başıboş bilirse alemi de başıboş bilir. Kendinin yaratılıp yönetildiğine tam kanaat getirmeyen bir insan. Buradaki laflar değil ha. Onları geç. Burada tam kanaat getirmeyen bir insan alemi nasıl bilir? Alemi de başıboş bilir. Alemi de serseri bilir. Başıma gelenler kendi kendine haşa. Öyle mi? Şu karşılaşıp bana maraz çıkaran insan var ya. O insanın zatı kendinden. Yani haşa imtihan için birisi onu göndermedi. Şimdi böyle olunca bir insan kendini başıboş bilince, alemi başıboş bilince, bütün sebeplerin Allah'ın kudret elinden çıktığını ve oradan yönetildiğine kalben, bak dilin bir anlamı yok artık. Hele bu asırda hiç yok. Kalben tam itminan bulmadıysa, kalbinde bunu duymuyorsa, böyle bir adama sen Allah'a tevekkül et, Allah'a dayan demenin hiçbir anlamı kalmıyor. Değil mi? Allah Allah. Bakın bu cümleler maalesef bu asırda ehli imanı bile teselli etmiyor biliyor musunuz? Üzücü bir cümle değil mi? Çünkü ehli iman dahi başına gelen olayların Allah Azze ve Celle tarafından yaratıldığına vakıf değil. Buramızda Allah o yarattı, hayır yarattı, her yarattığı hayırdır. Bir olay çarpar çarpmaz hemen demoralize oluyoruz doğru mu? Ve toparlanmak çok zaman oluyor. Motivasyonun hepsi gidiyor. Neden? Çünkü hepsini Allah'ın kudret elinde bir hayır murad ederek yarattığına inanmıyoruz. Şimdi bu koşullarda biz bir insana ne anlatalım? Tevekkül mü anlatalım, sabır mı anlatalım, başka nasihat mı anlatalım? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin tevhid delillerini mi anlatalım? Hangisini anlatalım? Ya görüyor musunuz? Nasihatlar neden tesir etmiyor? Çünkü bütün nasihatların dayandığı yer olan Allah Azze ve Celle adamın içerisinde inşa edilmemiş. Varlığına inanmıyor. Tatmin olmamış kalpler. Kasasındaki son kuruşa kadar bütün sebepleri bağımsız düşünüyor. Haşa 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 Allah Azze ve Celle şu köşede dursun. Lazım olunca dua ederim diyor. İç alemi böyle bir iman var içinde. Böyle olunca rezil rüsva oluyor. Bütün güvendiği sebepler başına yıkıldığında dostum elinden bir iş gelmiyor. Allah'a dayan tevekkül et sözü bu yüzden de mâkez bulmuyor. Nereyi kuvvetlendirmek lazım? Sürekli tevekkül et desek olmaz. Tevekkül edeceği yerin inancını yani imanı billah noktasına tam oraya dokunmak icap ediyor. Musa peygamberin asası nasıl her vurduğu yerde su fışkırtıyordu? Bu asırda aynı öyle bir asaya ihtiyacımız var ki her baktığımız yer bir iman dersi fışkırtsın bize. Yoksa ne bu asırla baş edebiliriz? Zor değil mi hadiseler? Elinin yetmediği, olmasını istemediğin nice hadiseler her gün kapını çalıyor. Zor. Bunların Allah'tan geldiğini bilip bir de
dönüş olarak Allah'a dayanmadıktan sonra, ama Allah'ı bilemedikten sonra tevekkül et lafı olmuyor işte. Yıkılırsın bu dünyada. Ya ahirette? Şimdi bazen arkadaşlar geliyor diyor ki, iki arkadaşım şöyle şöyle bir mesele konuştu diyor, kafam karıştı diyor. Şimdi iki vesvese bu dünyada böyle kafa karıştırıyorsa, sekeratta şeytan seni tesbih gibi çeker mi çekmez mi? İki cümleye dayanamayan, içinden kahkaha atıp gülüp geçemeyecek bir iman var içinde. Ve bu imanın sahibi insana başına gelen dertlere karşı Allah'a dayan, tevekkül et diyorsun. Hangi Allah'a? Haşa. Yani içinde yok ya, var edememiş içerisinde. İnandıramamış, varlığı kafasında hala şüpheli. Ya acaba ölünce gerçekten huzuruna alır mı? Yoksa böyle atomlara ayrılıp bir seyahat mi ederiz? Bak gerçekten bu şüpheler zihninde, kafasında. Ve bu şüpheleri gidermek için hiçbir şey yapmıyor. Bu koşullardaki insanlığa tevekkül et, tevekkül et, tevekkül et, sabret, dişini sık, başını sık, bu nasihatleri mi verelim? Yoksa biz Allah Azze ve Celle'yi anlattıktan sonra bütün dertler kendinden çözülür mü? Kendinden çözülür değil mi? O yüzden insanın kendine de şunları sorması lazım. İmanım ne ölçüde? Dünyadaki evin mertebesi var, arabanın mertebesi var, makamın mertebesi var, paranın mertebesi var, boyun mertebesi var, sıcağın soğuğun mertebesi var. İmanın mertebesi olmaz mı? Acaba benim imanım kalbimde Allah'ı duyabilecek, sebeplerin gerçekten onun kudret elinden çıktığına inanabilecek bir iman mı? Değil mi? Bu dünyada öyle Allah'a dayan, bütün işler bitmiştir falan gibi böyle beylik laflar kalbinde yerleşmemiş bir iman neticesinde sana huzuru sağlamayacaktır. Mümkün değil, sağlamayacaktır. Bu asrın insanının asıl hastalığının iman zafiyetini olduğunu bilen Bediüzzaman Hazretleri o yüzden nasihatı da o noktadan veriyor. Yani ne yapıyor biliyor musunuz? Allah'a iman noktasını kuvvetlendirip onun mertebesini yükseltiyor. Farklı farklı metodolojilerle Allah Azze ve Celle'nin var olduğunu ve bir olduğunu bu asırda ihtiyacımız olan şu kör gözlerimize gösteriyor. Bir insanın içerisinde sürekli Allah Azze ve Celle'nin varlığına ciddi manada kanaat gelse, bir gün başı sıkışınca seni beni arar mı? Kime gider hemen? Sebepler bitti ya Rab. Allah Allah, öyle diyor değil mi? La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Allah Allah, öyle diyor değil mi? Bak, sebeplerin bittiği yerde Yunus peygamberin cümlesine bak. Senden başka süphan yoktur. Ben ise nefsine zulmedenim diyor ya. Sebeplerin bittiği yerde ilk koşacağı yer dua makamı olacaktır. Ama kalbinde Allah inşa edilmişse. Kalabalığın içinde itilmiş, kakılmış, istemeyen bir evlatsın lan sen! Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesen kitabı sizlerle. maybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.